Taylor ve McLaurin serileri yardımıyla limit hesaplama örnek soru 3. Bu videomuzda Taylor ve McLaurin serileri yardımıyla limit hesaplamaya bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Limit x 0'a giderken 3x kare e üzeri x bölü cos x eksi 1 limitinin sonucunu McLaurin serileri yardımıyla bulunuz. Bu şekilde bir limit sorusuyla karşılaştığımızda tahminen bu limit 0 bölü 0 ediyordur ki biz bu ifade içindeki bazı bildiğimiz McLaurin serilerini yerine yazarak burada sadeleştirme yapıp 0 bölü 0'dan limiti kurtarmayı hedefleyeceğiz. Öncelikle bunun bir 0 bölü 0 ettiğini bir kesin olarak görelim. Limit x 0'a giderken 3x kare e üzeri x bölü cos x eksi 1. X yerine 0 koyarsak 3 çarpı 0 e üzeri 0 bölü cos 0 eksi 1. Yukarısı zaten 0 çarpanı içerdiği için 0. Aşağısı cos 0 1 ettiği için 1 eksi 1'den 0. 0 bölü 0 ile karşı karşıyayız. Şimdi McLaurin serileri yardımıyla bu limitin sonucunu bulacağız. Bunun için de McLaurin serisini bildiğimiz kimler var? E üzeri x'in biz McLaurin serisini biliyoruz. Cos x'in de McLaurin serisini biliyoruz. Bunların McLaurin serilerini ezbere biliyorsanız yazarsınız ki ben burada ezbere bildiğim için yazacağım. Ezbere bilmeyenlerimiz de bunların birkaç tane terimini McLaurin serisi açma formülümüz ile bulabilirler. Neydi o formülümüz? N sıfırdan sonsuza f'in n'inci türevinde 0 çarpı x üzeri n bölü n faktöriyel. Yani bu içerideki ifadelerin türevleriyle bu e üzeri x ve cos x'in McLaurin serilerini açabiliriz. Ama yine de sınavlara giderken belli başlı yerine koyma metoduyla çözümü bilinmesi gereken McLaurin serileri diye bir konu anlatımı gerçekleştirmiştik. E üzeri x'inkini, cos x'inkini, sin x'inkini, 1 bölü 1 eksi x'in McLaurin serilerini ezbere bilmek inanılmaz derecede hızlı ve seri çözümler yapmamızı sağlar sınav içlerinde ve soruları daha iyi anlamamızı sağlar. Tabii ki onların bulunuşu buradan geliyor. Tam bulunuşunun nereden geldiğini bilelim de bazı şeyleri de bilelim. Neyse e üzeri x'e gelirsek bunun McLaurin serisi n sıfırdan sonsuza x üzeri n bölü n faktöriyel. Buradan açılımını yapacak olursak terimlerinin 1 artı x kare bölü 2 faktöriyel artı x küp bölü 3 faktöriyel bu böyle gider. Buradan da işte birkaç tane terimini açsanız baştan bizim için yeterli. Genelde bu McLaurin serileri yardımıyla yaparken en baştan 3 tanesi, 3'er tanesi yeter aslında. Şimdi cos x'e geldiğimizde onun McLaurin serisi n sıfırdan sonsuza eksi 1 üzeri k demeyelim n çarpı x üzeri 2n bölü 2n faktöriyel. Buradan da açacak olursak bunu 1 eksi x kare bölü 2 faktöriyel artı x üzeri 4 bölü 4 faktöriyel böyle eksi x üzeri 6 bölü 6 faktöriyel şeklinde devam eder. Şimdi bu iki ifadeyi götürüp yerlerine yazacak olursak limit x 0'a giderken 3x kare çarpı şu ifade geliyor. 1 artı x kare bölü 2 artı x küp bölü 6 nokta nokta gidiyor. Hedefimiz pay ile payda arasında bir sadeleştirme gerçekleştirebilmek. Cos x yerine de şunu yazarsak 1 eksi x kare bölü 2 artı x üzeri 4 bölü 24 eksi x üzeri 6 bölü 720 artı nokta nokta gidiyor. Bir de eksi 1'imiz var burada. Şimdi limit x 0'a giderken yukarıda çarpma yapmayalım öyle kalsın o. 3x kare çarpı aşağıdan ne güzel bir şeyle sadeleşecek gibi duruyor. X kare bölü 2 artı x küp bölü 6 artı nokta nokta gidiyor. Bölü aşağıda şu birler birbirini götürür. X kare parantezini alırsak aşağıda. Burada eksi 1 bölü 2 kalır. Burada x kare bölü 24 kalır. Burada eksi x üzeri 4 bölü 720 kalır.
artı nokta nokta gider. Şimdi işte Maclaurin serisiyle bir limiti çözerken 0 bölü 0 ile karşılaşmışızdır. Maclaurin seri açılımlarını yazarız içerideki bazı şeylerin ve bu 0 bölü 0'dan kurtulmak için sadeleştirme yapabiliriz. X kareler birbirini götürdü. Şimdi götürüp 0'ı koyacak olursak bu 0 0 0 burada bir 1 kalır. 3 çarpı 1 yukarısı. Aşağıya geldiğimizde 0'ı koyarsak bu gitti zaten. 0 0 buralar eksi 1 bölü 2 kaldı aşağıda da. 3 bölü eksi 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2'yi ters çevirirsek eksi 6 sonucunu elde ederiz. Oldukça güzel bir Maclaurin serisi yardımıyla limit çözme sorusu idi. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.